Merhabalar gençler, YouTube Fizikle Barış kanalına hoş geldiniz. Sadık Uygun yayınlarında ESS Spotlu Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Konumuz yine karma elektrik arkadaşlar. Evet, ne demiş bakalım. Kondansatörlerde potansiyel farklar arasındaki ilişki nedir? Burada dikkat edeceğiniz bir şey vardı. Serilerin neleri aynı oluyordu arkadaşlar? Serilerde yük, paralellerde voltlarımız aynıydı hatırlıyorsanız. O zaman bunu kullanacağız. Şimdi bakın. 6C'ye 3C'ye ise ters orantıyla neydi? Yükü de hatırlarsanız CV'ydi. Yani C'nin büyük olması demek, voltajın küçük olması demekti. Yani bu ne demek oluyor? Siz buraya V verirseniz burası, bak çarpınca 6CV, buranın da 6CV olması için 2V. Bu oda 3V olduysa o zaman burası da hemen 3V oldu mu? Şimdi temizlik yapalım biraz ki buraya geçelim. 6 ile 3 yan yana olunca ne yapıyorduk? Çarp bölü topladan hemen. Çarpınca 18 bölü 9'dan burası 2C. Altta ne oldu? Bir anda devre şu oldu. 2C, C. Yanda da C var. Toparla şurayı da. 3C'ye C. Ve siz buraya kaç vermişsiniz? 3V verdiniz. E çarpınca 9 olduğuna göre buranın da çarpınca 9 olması için buraya o zaman 9V uygular mıydık? O yüzden de arayacağımız cevap ne oldu arkadaşlar şu anda? 9V, sonra 3V, sonra da V olduğuna göre 3 büyük, 2 büyük, 1 diye A şıkkındaki gibi buluyoruz arkadaşlar. Evet, ne demiş? Bir telden geçen akımın yönü ve tele etki eden kuvvet verilmişti. Ortamdaki manyetik, bu iş neydi? Basit bir hemen sağ el kuralı arkadaşlar. Neydi? Baş parmak akımı. Dört parmak manyetik alanı gösterecek ki attığınız tokat da F kuvveti oluyordu hatırlıyorsanız. O zaman bakın akım buraya. Şimdi ben bunu istediğim gibi çevirebiliyorum. Ama kuvvet nereye doğru geliyor? Bizlere doğru. Böyle atmamız lazım dikkat ederseniz. O zaman dört parmağınızı hangi yöne koydunuz dikkat ederseniz? Eksi Y yönüne koyarsanız bakın akım dört parmak ki tokat da bize gelsin. O yüzden ortamdaki manyetik alanın yönü eksi Y yönünde olacaktır. Kütlesi M, yükü Q olan cisim böyle dolanıyormuş. Buna göre bu hareketin periyodu neye bağlıdır? Bakın bunu ispat etmiştik ama bir kez daha edelim. Neydi bizim en büyük dostumuz bu işlerde hatırlatırım. Mavi kübayı unutmayın demiştim. E şimdi çembersel yörüngede dolanıyorsa bakın x eşittir v çarpı t ne de olsa sabit süratle dolanıyor. Yol ne kadar? 2 pi r'yi v hızıyla bir tam tur için geçen süreye de periyot diyorduk. Hadi bakalım r'yi yerine koyuyorum. 2 pi mavi küba eşittir V çarpı T ise bakın V'ler giderse periyot ne oluyormuş? 2 pi M bölü QB. Nelere bağlı? M'e, Q'ya ve B'ye. Yani C'ye bağlıdır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani hep işleme ihtiyacınız olduğu zaman mavi kübayı hatırlarsanız rahat ediyoruz. Ne demiş bakalım? Yatay zemine sabitlenmiş yüklü X ve Y cisimlerinin K'da oluşturdukları potansiyel sıfırmış. E potansiyel nasıl bulunuyordu? K, Q bölü D idi. O zaman bakalım. Yani X'in uzaklığı 2D ise yazıyorum. K, QX bölü 2D artı K, QY bölü D'nin sonucu 0'mış. E bakın K, D'ler ortak olduğu için gitti. Ne oldu? QX bölü 2 eşittir. Eksi QY. Yani buradan çıkan sonuca göre X eşittir. Eksi 2 katıdır Y'nin. Yani ne oldu? Bu adama eksi Q verseydim değil mi? Şuraya eksi Q yazsaydım. Bu adam artı 2 Q oluyormuş. Tersini de verebilirdiniz. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Peki aynı noktadaki elektrik alanlarını sor. Elektrik alan neydi hatırlatalım? K, Q bölü D kare ve buraya ne yapıyorduk? Artı 1 yerleştiriyordum. E A, X ne yapıyor? Bunu bu yönde iter değil mi? E X. Y ne yapar? Çeker. O zaman bunların elektrik alanları aynı yönlüyse bir kere eksiler gitti. E X'inkini bulalım bakalım. Neymiş? K yükümüz 2 Q bölü 2'nin karesi. 4 de kare. Bakın 1'e 2 kaldı. O zaman hadi buraya E bölü 2 diyelim. Y'ye ne yazacağım? Q var D olduğuna göre K Q bölü D kare. Yani o zaman bu da E yaptı mı? Dolayısıyla oranlar da neymiş? 1'e 2 olarak bulundu arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Özdeş sığaçlar ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulan devrede X sığacının yükü için. Şimdi şu anda ne oluyor? Bu V ise, bu da C ise hangileri doğrudur demiş. E şu anda ne oldu? Bu V'den faydalanınca X'in yükü ne oluyordu hemen? CV oluyordu değil mi? Şimdi hangileri doğrudur? K kapatılırsa. E K'yı kapattığınız zaman ne olacak arkadaşlar? E bu V ise buraya yine V düşüyor. Buraya da V. Bakın X etkilenmedi. Paralel kolların voltları hiç değişmiyordu. O yüzden yanlış. L anahtarını kapatılırsa. E ne oldu? Bakın üreteçler paralel olunca hatırlayın. Akımdan da hatırlıyoruz bu işi.
artı eksi v ile artı eksi v'nin anlamı neydi yine? Hala artı eksi v'di. O yüzden değiştirmedi sonucu. İki anahtarı da kapatırsan ne oldu? Zaten üreteçler v. Bunlar da yine paylaşacaklar. Yine sonuç etkilenmedi. Paralel kollarda istediğiniz kadar kol açın. Yükünüz değişmez. Voltunuz değişmez arkadaşlar. Evet ne demiş? %80 verimle çalışan bir transformatörde giriş gerilimi Vp, çıkış gerilimi de Vs'ymiş bakın. İşte burası Vp kısmı, burası Vs kısmı, akım İP, İS, sarım NP, NS. Değil mi? Transformatör hangisi kesin doğru? Bakın %80 verimse buna demekti. İ sekonder V sekonder bölü İ primer V primer güçlerin oranı 80 bölü 100'dür, değil mi? Yani giriş gücü çıkış gücünden fazla olmalı, değil mi arkadaşlar? Bak burası giriş, değil mi? Burası çıkış, daha küçük. O yüzden bu kesin doğru. Peki sarım sayılarını biliyoruz mu ki voltajları konuşalım? Bilmiyoruz. Sarım sayılarını bilmiyorsan da bunun yükseltici olduğunu da anlayamayız. O yüzden yalnız 3 kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Evet. Şekildeki sağaçlarla kurulan devrede hangileri kesin doğru? Bakın bu nedir? Paralellerin neleri aynıydı hatırlatalım. Paralellerde volt. Değil mi? Serilerde neydi? Yük aynıydı. İyi de burada seri de yok. Paralel hadi Y ile Z'nin voltunu sormamışlar. Ne yapıyoruz? Akım gibi hayal edebilirsin. Buradan gelen yük yani X'in yükü ne yapıyor? Bakın kollara ayrılıyor değil mi? O zaman ne yaparsın? X'in yükünün değeri Y ve Z'ye dağılmıştır. Onun anlamda ne oluyor o zaman? X'in yükü her ikisinden de büyük anlamına gelecek. Ama Y ile Z eşitliğin aynı tarafında olduğu için buna bir şey diyemiyorum. O zaman kesin doğru olan da 1 ve 2 gibi olmuştur arkadaşlar. Hadi bakalım. Sürtünmesi düzlemde N noktasındaki artı Q yükü sabitlenmiş. Bakın bu sabit. Bu durumda K ile L arasındaki potansiyel farkı V1, L ile M. Bakın potansiyeli bu belirleyecek. Ve neydi potansiyel? K, Q bölü D'ydi. Hadi bakalım bak. Q bölü D'ye V dersem. Burası 2D uzaklıkta. O zaman V bölü 2. Bu 3D uzaklıkta. V bölü 3. O zaman bakıyorum. K ile L arasındaki bakın VL eksi VK'ya V1 denmiş. Hadi bulalım bakalım. L'nin değeri V bölü 2. K'nın değeri V bölü 3. Ne yaptık? Paydasını 3 dedik. 2 dedik. V bölü 6'ymış V1. Peki neresi diyor? V2 dediğiniz şeyin neresiymiş? VM eksi VL'yi bulacağım. Yani yazıyorum. M kaç? V. L kaç? V bölü 2. Sonuç ne yaptı? V bölü 2. O zaman V bölü 6'nın V bölü 2 oranını soruyorsa bize cevap da ne oldu? 1 bölü 3 diye cevabı bulmuş olduk arkadaşlar. Evet testimizin böylece sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.